kendini ehli sünnet diye tanımlayan gençler irşat anlamında pasifken diyor. Yani ehli sünnet olanlar pasifler, modernistler daha aktifler diyor. Ee, peki bu algıyı gözden geçirmek gerekir mi? Öncelikle neye ehli sünnet diyoruz? Eğer Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin İslam ilmalini okumaya ehl sünnet diyorsa bu ehl sünnet değil. Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri büyük bir alim ama o kitabı avam için yazmıştır. Ehli sünnet fikir, ehli sünnet hareket, ehli sünnet devlet, ehli sünnet cihat. Biz ifamı anlatırken ehli sünnet İmam Şamil'de cihattır, Ali Haydar Efendi'de zühtür, Bediüzzaman'da hikemiyattır, Hasan Elbennada Benna'da harekettir, Ebu'l Hasan el Nedvi'de hikemiyattır, Üstad Necip Fazıl'da tefekkürdür. Böyle anlatmıştık. Daha başka alimleri de koymuştuk. Ehli sünnet budur. Ehli sünnet İslam'ın yekunudur. Birinin kendini orada kenara köşeye çekilmiş halin ehli sünnet olarak tanımlaması şuna benzer. Hani bu halde bir rivayet var. Yemenliler kalkıyorlar hacca gelirken nehnul mutevekkilun diyorlar. Biz tevekkül ediyoruz diyorlar. Bir şey almıyorlar yanlarına o halde geliyorlar. Sonra gelince de Mekke-i Mükerreme'de ellerini açıyorlar. Cenab-ı Hak onlara fe فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى buyurdu. Azınızı almadan bundan sonra yola çıkmayın. Öyle sözle tevekkül olmaz. Tevekkül ediyoruz. Biz mütevekkiliz diyorsunuz. Ama Mekke'nin dilenciliğini yapıyorsunuz. Şimdi bu kardeşlerimiz de eğer pasifseler, kenarda köşedelerseler, ümmetin sorunlarıyla nasıl çözeriz diye alakadar olmuyorlarsa, bunların ehli sünnetle de alakası yoktur kardeşim. Marka Müslüman değil, kenara çekin.